Bu dersimizde Tanzimat dönemindeki ilk roman ve öykü örneklerini kronolojik bir sıra içerisinde vermeye çalışacağız. Tanzimat döneminde ilk roman bir çeviridir. Yusuf Kamil Paşa'nın 1862'de Fransız yazar Fenelon'dan yaptığı Telemak adlı çeviri roman büyük ilgi görmüştür. Victor Hugo'nun Sefilleri 1862'de Mağdur'un hikayesi adıyla çevrilmiştir. 1864'te Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe, 1871'de Alexander Dumas'ın Montecristo adlı eseri çevrilmiştir. Bu çevirilerden sonra da Tanzimat döneminin sonuna kadar Batılı roman örnekleri tercüme edilmiştir. Şemsettin Sami 1870'te Türk Edebiyatı'nın ilk yerli romanı olan Taşuk-ı Talat ve Fitnat'ı yazmış, 1872'de bastırmıştır. Namık Kemal 1876'da ilk edebi roman olan İntibahı, ...ve 1880-1883'te ilk tarihi roman olan Cezmi'yi yazmıştır. Recaizade Mahmut Ekrem, 1870'lerde ilk realist roman olan Araba Sevdasını yazmıştır. Sami Paşazade Sezai, 1888'de Sergüzeşt adlı romanıyla Hürriyet Özlemini ve Esirliği işlemiştir. Nabizade Nazım, ilk kez köy gerçeğine yönelmiş ve 1891'de Karabibiki, 1896'da ise... Zehra adlı psikolojik romanı yazmıştır. İlk öykü denemesi Ahmet Mithat Efendi'nin 1870'te yayımladığı 25 ciltlik Letayfi Rivayet adlı eserdir. Sami Paşazade Sezai hikayelerini Küçük Şeyler adlı eserde toplamıştır. Batılı anlamdaki ilk öykü örneğidir Küçük Şeyler isimli bu eser.